Galatasaray meydanına çıkmak isteyen cumartesi anneleri, insanları yine polis engeliyle karşılaştı. Cumartesi anneleri, insanları, gözaltında kaybettirilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerinin yargılanması talebiyle bu haftada Galatasaray meydanına doğru ellerinde karanfillerle yürümek istedi. Fakat cumartesi anneleri, insanları eylemlerinin 968. haftasında bir kez daha polis engeliyle karşılaştı. Polis, Anayasa Mahkemesi'nin, ihlal kararına rağmen Beyoğlu Kaymakamlığı'nın, yasak kararını gerekçe göstererek eylemi engelliyor. Bu haftaki eyleme aralarında İnsan Hakları Derneği İHAD Genel Başkanı Eren Keskin, Halkların Demokratik Partisi HDP eski milletvekili Musa Piroğlu'nun yanı sıra çok sayıda insan hakları savunucusu katıldı. İstiklal Caddesi'nin iki farklı kolundan yürüyerek meydana varmak isteyen kitleyi polisler, kalkanlarla ablukaya aldı. Galatasaray meydanına çıkan tüm ara sokaklar ile İstiklal Caddesi'nin her iki yönü yüzlerce polisle doldu. Caddede sık sık polis barikatı oluşturuldu. Cumartesi annelerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AYM kararlarının her hafta çiğnenmesine vurgu yapıldı. Cumartesi anneleri yaptığı paylaşımda, Ali Nevroz Tosun'un gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Babam nerede?" diyerek Galatasaray'a çıkmak isteyen Ali Nevroz Tosun işkence ile gözaltına alındı, denildi. İHAD eş genel başkanı Eren Keskin, polislerin engellemesine tepki gösterdi. Keskin, AYM kararının her şeyin üstünde olduğunu belirterek, kaymakamlığın bu kararı ortadan kaldıramayacağını ifade etti. Keskin, kararın, yukarıdan, alınan bir karar olduğunu dile getirdi. Kayıp yakını Maside Ocak ise, anayasanın ikinci maddesinin Türkiye'nin bir, hukuk devleti olduğunu hatırlatıp AYM kararına riayet edilmesi gerektiğini söyleyerek, 6 aydır hukuksuz bir şekilde ters kelepçe yapılarak gözaltına alındıklarını dile getirdi. Ablukada yaşananları görüntülemek isteyen gazeteciler de polisler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Gazetecilerin uzaklaştırılmasının ardından önce abluka içerisindeki eylemcilerin bağırışları yükseldi, sonrasında da ters kelepçelenerek gözaltına alındılar. HDP eski milletvekili Musa Piroğlu, gözaltılara, annelerin eylemi bu şekilde olduğu sürece, yalnız bırakıldıkları müddetçe her hafta gözaltına alınacaklar, diyerek tepki gösterdi. Piroğlu'nun gazetecilere açıklama yapmasının ardından polisler bir kez daha Piroğlu'nu ablukaya aldı. Piroğlu'na kurulan ablukanın kalkmasının ardından eylem sona erdi.